Şimdi ekranlarınıza Türkiye'nin yerli ve milli helikopterlerinden en yenisini getireceğiz. Sistemleri ülkemizde geliştirilen T-70 Genel Maksat helikopterini CNN Türk ekibinden Buse Deviren ve Halil Kahraman görüntüledi. İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanacak görüntülere buyurun birlikte izleyelim. Burası Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Havacılık Başkanlığı. İşte burada, bu hangarlarda jandarmaya katılan yeni helikopterler var. Her geçen gün yerlilik oranını artıran savunma sanayinin en gözde helikopterlerinin bakımları burada yapılıyor. Teknik kontrolleri burada gerçekleştiriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlere bir yenisi daha eklendi. Üstelik de bu yeni helikopter ataktan sonra yine Türk mühendislerince geliştirilen en gelişmiş genel maksat helikopteri T-70. Türkiye'nin yeni yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopteri T-70 ilk kez CNN Türk ekranlarında ve artık Mehmetçik'te. Helikopteri öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Ardından Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Emniyet ve Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Kendi bizim ürettiğimiz, bizim mühendislerimizin ürettiği tamamen yerli ve milli T-70 helikopteriyle uçmak gerçekten gurur verici. T-70 helikopterler artık Türkiye semalarında uçmaya başlıyor. Sayıları zamanla artacak olan genel maksat helikopteri T-70 benzerlerinden çok daha gelişmiş özelliklere sahip. T-70 helikopterimiz terörle mücadele harekatında önemli bir çarpan olacak. Operasyonel faaliyetlerde bize çok fazla şey katacak diğer helikopterlerimizin dışında. 2018 yılından itibaren terörle mücadele harekatı yurt içinde bildiğimiz üzere jandarma atak helikopterlerinde. Atak helikopterlerimiz de tamamen yerli ve milli. Bunun dışında Jandarma Genel Komutanlığı envanterimizde bulunan İHA ve SİHA'larımız da tamamen yerli ve milli imkan kabiliyetlerle üretilmekte. Gövdesi ve motoru en önemli parçaları olmak üzere tamamen yerli ve milli. T-70 helikopterimiz çift motorlu orta sınıf bir genel maksat helikopteridir. Helikopterimizin uzunluğu yaklaşık 20 metre. Personel taşıma kapasitesi 14 kişi koltuklu konfigürasyonda. Operasyonel faaliyetlerde koltuklar çıkarılmış şekilde tim mevcuduna kadar arttırabilmekteyiz. Azami kalkış ağırlığımız 10 ton ve toplam havada kalış süremiz de 3 saat 30 dakika. T-70 genel maksat helikopterinin kullanım alanları ise personel ve malzeme nakli, sıhhi tahliye, hava hücum harekatı, doğal afetlerde arama kurtarma, yangın söndürme harekatı ve komuta kontrol uçuşları olarak söyleyebiliriz. Biz de kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte yerli ve milli helikopter olan T-70'e binip Ankara semalarında uçacağız. İçerisindeyiz. Şu anda dakikalar sonra kalkış yapılacak. Pilotlar şu anda son kontrollerini yapıyor. Şu an Ankara semalarında CNN Türk ekibimizle ilk T-70 uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterine giren ilk T-70 helikopteriyle uçuş yapmak gerçekten bizim için de çok gurur verici. Çok güçlü bir helikopter. Bu özellikle operasyonel faaliyetlerde önemli bir kuvvet çarpanı. Çünkü askerlerimiz ne kadar çok taşıyabilirsek bir sortide bu bizim için her zaman avantaj. Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiği günden itibaren pilotların her biri T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin eğitimlerini almaya da başladı. Eğitimlerimiz başladı. Ben de bu helikopterin yer dersi ve uçuş eğitimi alan ilk pilotlardan biriyim. Bundan sonra da diğer pilotlara uçuş ve yer dersi eğitimlerini ben vereceğim.
Bu gerçekten çok gurur verici bir şey. Çok mutlu ve gururluyuz ve buna da layık olabilmek için elimizden geleni her zaman yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğiz.